Bakın burada gördünüz mü arkadaşlar? Çaprazı verdim. Kalibrasyonu yapamadık arkadaşlar, gördünüz mü? Şu an kalibrasyonu yaptığımda bakın, az önce gezdirdiğimde burayı görmedi, bakın boş. Değerliye alalım. Bakın değerliye aldığımızda da gördünüz mü arkadaşlar, %60'lara kadar. Bak parazitsiz, tertemiz. Defneci Kaptan kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar, yine güzel bölgeye geldik ve keşiflerimize devam ediyoruz. Bakın burada gene bir kalıntılar mevcut. Gördüğünüz gibi. Şuraya bakayım. Biliyorsunuz bunu arkadaşlar. Bakın bu onun için kası olabilir ya da arkasındaki taş ayrıksa arada bir şey de olabilir. Şöyle hemen şuradan bir çıkalım. Evet. Şimdi gördünüz mü? Ara boş. Bakın oksit komple. Şurayı çıkarmış. Yanlış. Bu tarafta, bu taraf yığma. Neymiş burada? Allah Allah. Bak burada bir tane üçgen var, bakın. Tam burada bak. Taş. Bakın arayı dolgu gördünüz mü arkadaşlar, bak. Ne dedim size? Bakın burada dolgu var. Burada. Evet arkadaşlar, bakın gördüğünüz gibi burası dolgu. Oğlum oğlum bakın. Karşıya bakın. Bak burayı bir şeyler kurcalamış arkadaşlar. Büyük ihtimal domuz herhalde ki. Çünkü burada ne olabilir ki? Hiçbir şey. Bakın gene burada bir oluşum var. Taşın kesimini görüyor musunuz arkadaşlar? Kare şeklinde. Dümdüz. Bakın kesilmiş vaziyette. Sökmüşler mi? Yoksa oraya atılmış mı bu koca olan? Ama kesmeyi görüyoruz mu arkadaşlar? Dümdüz. Üstü de düz, bakın hani öyle. Tabii şu anki mevcut kesimlerle gibi aynı bir kesim değil ama bakın. Burada bir tane oyma yapılmış ama şöyle bir açalım. Bakın tam burada da bir oyma açılmış. Bak. Bunlar var ya kafam arkadaşlar, bakın. Şurayı görüyoruz mu taştaki? Bak. Taşın arasında. Şu
şöyle çıkabileceğiz mi acaba şöyle? Şurada. Her şey sırtımızda olunca sıkıntı oluyor. Bakın şurada şöyle bir yığma var. Şu kesme taş buraya nereden geldi? Şimdi yukarıda herhangi bir şey yok. Büyük ihtimal buradaki olan bir yapıyı yıkılmaya çalışmış ya da yıkmışlar. Bakın görüyor musunuz? Şöyle bir şey yapalım. Hemen kamerayı kafamıza takalım. Alan tramımızı çalıştıralım. Burası çok şüpheli. Bakın şurası var ya. Gördünüz mü arkadaşlar? Çok şüpheli duruyor burası. Gerçekten. Bir de orası bakın, oradaki kesme taş görüyor musun? Oraya koyulmuş. İki yerin arasında kaldık. Şüphede. Onun için hemen. Şüphe insanı öldürür arkadaşlar. Onun için ne yapacağız? Alan taramamızı çıkaralım. Olayı netleştirmek için. Neymiş? Altın. Giriş, çıkış, çıkış. Evet. Şu an değerli modu aldık arkadaşlar. Alan taramayı. Şimdi dediğim gibi arkadaşlar, gerçekten şurası şüpheli, şurası şüpheli. İki yer var şüpheli ama bakın burada bir kapama olmuş bu tarafa doğru. Orada da bir çalışma, büyük ihtimal çalışma, ama neyle ilgili? Yani define ile ilgili de ya, şey olarak demiyorum arkadaşlar. Orada bir duvar mı vardı, yapım vardı, ev mi vardı, ne bileyim bir kale surum vardı, hani o bazda diyorum. Şimdi İkisinin ortasını mı alsak, yoksa şöyle bir kaldıralım hadi alan tarafı. Bakalım şimdi bu tarafa verecek mi? Çünkü burası daha yakın arkadaşlar, bakın. Bak şimdi burada verdi. Yani bu tarafa doğru yön verdi bize. Şöyle yapalım. Şuradan kaldıralım. Şimdi iki tarafın. Bakın arkadaşlar. Şimdi buraya yaklaştıkça gördünüz mü? Şimdi bak bir daha şöyle hemen tutalım. Bakın bizi geriye atmadı. Şimdi şöyle devam edelim. Bakın burada gördünüz mü arkadaşlar? Çaprazı verdi. Yani alan tarama kendini kapattı. Şimdi ikinci, orası zaten çok bariz bir şekilde belli. Şöyle bir şey yapalım. Bakın şimdi orada bu tarafa yön verecek. Bakalım yürüyelim. Şimdi oradan transit geçeceğim, durmayacağım. Bakın. Buraya da yön veriyor. Şöyle yapalım. O piti piti Yener'in hesabı. Yok tabi arkadaşlar, şimdi biz daha çok şüpheli yer burası, çünkü bakın burada büyük bir uğraş olmuş ama ne varsa da yani aldılar mı almadılar mı bilmiyoruz. Onun için biz hemen burayı kontrol edelim. Şöyle cihazları çıkaralım. Şimdi iki yerde sinyalimiz mevcut. Çantayı nereye koysak? Şuraya bir yere mi koysak çantayı? Malzemeleri.
Yaktığımızı da çıkaralım. Hazırda dursun. Evet. Nasıl yapsak? Arkadaşlar 2 dakika şey yapalım. Durduralım. Hem burada siz de sıkılmayın bunu toplarken. Hem de tripod ayaklı falan açarız. Ona göre güzel bir yerden çekimimizi alırız. Güzel bir net bir şekilde. Hem de çünkü yakın çekim de yapmadık daha burada. Şimdi bir cihazlarla bir olayı netleştirelim. Ondan sonra bir yakın çekim temizliğini yapalım. Bakalım karşımıza neler çıkacak arkadaşlar. Ne oldu? Bakın. Demek ki az önce kalibrasyonu yapamadık arkadaşlar. Gördünüz mü? Şu an kalibrasyonu yaptığımda bakın. Az önce gezdirdiğimde burayı görmedi. Bakın boşluk. Mesela boşluk verdi hep. Bakın. Boşluğu da verdi. Değerli de verdi. Bakın. Bak. Hem boşluk var. Hem değerli arkadaşlar. Kalibrasyonunu yapmaya dikkat edin. Bakın az önce yapamadım. Ben de diyorum niye boşluk veriyor yarı yarı. Bakın. Şimdi gördünüz mü arkadaşlar? Boşluk ve değerliği verdiği yer. Bakın. Yani hem boşluk hem değerli. Bakın tam şu merkezde bir yerde içeride. Kalın derinlik. Tabii. Bir metrenin üstünde bir derinlik var. Bakalım buralarda neler olmuş. Hiçbir şey olmamış. Allah Allah. Bakın. Değerli alalım. Bakın değerli aldığımızda da gördünüz mü arkadaşlar %60'lara kadar. Bak parazitsiz tertemiz. Sinyal mevcut. Hani şurada bakın Konrad'la sinyali aldığımız yerde bakın tam. Gerçekten güzel de bir sinyal var. İnşallah güzel şeyler çıkar. Şimdi arkadaşlar burada ne yapacağız biliyor musun? Şimdi tripod ayaklı hazırlayacağım ben. Şurayı açacağız tertemiz bir şekilde. Daha net, sallantısız bir şekilde çekimimizde yapıp işlemlerimize başlayacağız. Evet arkadaşlar tripod ayaklığı kurduğum zaman görüşelim. Şimdi arkadaşlar tripod ayaklığı kurduk bakın. Bak buradaki boşluğu gördünüz mü? Şimdi buradan bize boşluğu vermiş. Bak. Bakın arkadaşlar. Gördünüz mü boşlukları? Şöyle bir Bak. Şuraya bakın. Gördünüz mü arkadaşlar? Şuraya bakın. Yosun kapatmış her yeri.
dümdüz kesilmiş. Şurada da evet arkadaşlar, bakın burada bir yığma, burada kesme taşlar mevcut. Hemen tripod ayaklığı şurada bir hazırlayalım, şu tarafa kuralım. Şöyle. Şimdi şöyle bir dursun arkadaşlar. Şu tehlikeyi ortadan kaldıralım. Sonra o tarafa bir yere alacağız tripod ayaklı. Bunun içine birkaç tane. Ya da çok konuşmaktan. Bakın boşluğu gördünüz mü burada? Gevşek ya. Biraz sıkıntı.
şu. Bakın sinyal aldığımız yer şurası. Evet. Şimdi burası açıldı. Acaba geri düşer mi? Şimdi arkadaşlar onu şuraya bir yere alalım. Ayaklı. Haydi gel. Vallahi şöyle. Burada olmadı. Nereye koysak? Düşmez herhalde. Şimdi orayı biraz daha yakın çekim yapsak mı arkadaşlar? Şu an iyi böyle. Değerli taşı bulduk. Görüyorsunuz mu? Kıpkırmızı bakın burası.
Geçenki yağmurlardan dolayı bayağı ıslanmış. Taşlar var da şey gibi olmuş. Bir de buz gibi. Suyu yemiş. Ne bu? Yığma arkadaşlar. Görüyorsun burası bak. Burayı günlerce vallahi böyle uğraşıyor burası ya. Çok pis bir yer ya. Yani şundan da korkuyorum. Ayağım da altta buradayız. Şu da gelecek gibi duruyor ama inşallah gelmez. Şu an burası gözüküyor mu ya? Çok merak ettim aşağıya doğru. Arkadaşlar bura böyle bir yığma ki görmeniz lazım. Bir kamyon burada taş var. Bir kamyon. Ne ya? Sanki şey gibi ha. Değil mi arkadaşlar? Baksanıza. Taşların sesi bile bir acayip çıkıyor burada. Kalsaydı buradan çok rahat çalışacaktık buraya. Valla dediğim gibi arkadaşlar bir kamyon taş var burada. Bununla niye uğraşıyorum? Şimdi buradan çıkalım. Atamıyoruz dışarı arkadaşlar burada. Kaldı burası şey gibi. Şimdi güzel oldu. Taşların sesi bile acayip çıkıyor. Böyle bir şey var mı? Hayret bir şey.
dedektör tutacağım abi. Kas kaslar nereye kadar? Çıkarıp attık malzemeyi. Bundan da alıyoruz. Bakın. Gördünüz mü arkadaşlar burada? Ayırma aldığımda da bakın. Değerli. Ne oldu? Heh. Tam burada. Bak. Şimdi ayırma aldığında altına verdi. Bak normalde değerli olarak gösteriyordu. Normal değerli. Şimdi burada altın moduna döndü. Şu pointer'ı da alayım arkadaşlar bir saniye. Şimdi malzemeye yaklaşmış olabiliriz. Onun için zarar vermeden çıkaralım. Bakın arkadaşlar. Burada. Hemen size şöyle bir göstereyim. Bakın arkadaşlar. Hemen yakın çekeyim size. Şimdi hemen şöyle toparlayalım. Bakın. Tamam şurada gördünüz mü? Bak. İşte bu. Bakın arkadaşlar. Şunun güzelliğine bak. Of. Bak. Neymiş böyle ya? Bakın arkadaşlar. Gördünüz mü? Başka bir şey var mı acaba? Bakın şuradaki duvar yapısını görüyorsunuz. Bak. Burada. Böyle bir duvar oluşumu olmuş. Şimdi bunu nereye boşaltsak? Şöyle. İçine bakın yemyeşil olmuş. Bakın. İçi yemyeşil. Su almış. Oh. Arkadaşlar. Şunlara bakın. Neymiş lan? Bak. İnci miymiş? Neymiş lan bu? Oh, süper. Süper arkadaşlar bakın. Paralara bak. Abi paralar ayrı bir güzel. Arkadaşlar. Hepsi birbirinden. Ayrı bir güzel. Şunlara bakın. Neymiş lan bu? Üstündeki zümrüt mü? Bakın bir tane daha var. Bakın arkadaşlar. Bakın. Değerli yürüyor arkadaşlar. Gördünüz mü? Pointer
değerli veriyor. Şunun tasının güzelliğine bakın ya. Şuna bakar mısınız ya? Bak bak bak. Şuna bakın arkadaşlar. Süper bir şey ya. Hakikaten 10 numara içindekiler daha ayrı bir güzel arkadaşlar. Şunun üstünde zümrüt büyük ihtimal. Bakın. Büyük ihtimal zümrüt. Şurada bir tane daha var bakın. Şu apayrı bir şey. Paralar da bambaşka bir şey arkadaşlar bakın. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi yani birbirinden güzel, birbirinden değerli hepsi arkadaşlar bakın. Birbirinden apayrı bir değeri var bence. Şuna bakın sapsarı. Bunun içi de yemyeşil olmuş malzemeler. İçeride bir yeşillik oksit yapmış. Dışına vurmamış. Çünkü çok kalın arkadaşlar. İçerideki oksitli dışarı vurmamış. Bakın şuna. Şunun güzelliğine bakın ya. Of ya, harbiden süper bir şey. Çok da ağır arkadaşlar. Yani içindeki malzemelerden bence daha değerli olduğunu düşünüyorum. Gerçekten çok bugün güzel bir benim için macera oldu. Uğraş oldu gerçekten. Şuraya bakar mısınız? Aldığımız yer bakın. Size şöyle göstereyim aldığım yere bakın. Yani ne kadar uğraştım gördünüz mü arkadaşlar? Tam şurada köşede. Köşeye koymuşlar. Üstünde dolgu yapılmış. O kayalarda üstünde burada. Ama bizden kaçmadı arkadaşlar. Şimdi bir de şurası var arkadaşlar. İkinci bölgemiz. Büyük ihtimal orası. Ya burada hediyesi var. Ya orada daha değerli bir şey var. Tam bilmiyorum. Ya da artık nasıl bir şeyle karşılaşacağız orada. Oraya da arkadaşlar bakacağız tabii ki. Ama şu anki buradaki işçiliği gördünüz mü arkadaşlar? Gerçekten çok yoruldum. Özellikle şu taş benim çok engel oldu bana çalışmama. Bakın şu taş bana çok engel oldu. Çünkü burayı boşaltamadım. Bakın ayağımın altı gördüğünüz gibi taş doldu. Elimle atabildiğimi sağa sola attım. Atamadığımı buraya yığdım ayağımın altını ve şuraya kadar inebildim. Şöyle size göstereyim. Evet arkadaşlar, dediğim gibi bakın üstteki taş kesmeye bu. Şunu bakın, burada da görüyoruz üçgen bir şekilde kesim var. Bak taşın rengi de farklı. Üçgen şekilde kesim var. Zaten şurada biz alttakinden sinyal şeyi aldık. Yönümüzü aldık. Üçgenden doğru geldik. Oradaki taşı gördüğünüz bir oluşum var ya. Taş oluşumu. Onu gördük. Ve her tarafı oksitli. İkinci yerimiz de burası oldu. Şimdi ikisinin ortasından alan taramayı tuttuğumuzda iki yere de bize sinyal verdi. Ama önceliğimiz burası oldu. Dedik belki burayı daha kontrollü, rahat bir şekilde açarız diye düşündüm ama daha çok uğraştırdı bizi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tamamen yığma burada. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Bu güzelliklerle beraber ne yaptık? Bugünümüzü de bitirdik arkadaşlar. Ama güzel şeylerle karşılaştık gördüğünüz gibi. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Kanala abone olup beğeni ve yorumu yapmayı unutmuyoruz arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Yorumlarda buluşmak üzere.